Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda destek ve direnç noktalarını nasıl tespit edebileceğimizi, ne şekilde çizebileceğimizi ve yatay ve dikey herhangi bir şekilde bu noktalarla ilgili nasıl işleme girebileceğimizi göstermiş olacağım. GBP USD paritesi, İngiliz pound'u, Amerikan doları paritesini size bunu anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz üzere 1 saatlik bir grafik var. 4 saatlik bakabilirsiniz, günlük bakabilirsiniz, haftalık bakabilirsiniz, aylık bakabilirsiniz. Yani bu nasıl trade etmek istediğinize bağlı bir durum. Kısa zamanda 5, 10, 15 dakikalık zamanlar da var ama ben daha önceki videolarda da bahsetmiştim. 15 dakika, 1 saat, 4 saat, bunlar önemli zaman dilimleri. Bu zaman dilimlerine göre birçok trader işlemlerini yaparlar. Dolayısıyla da bu zaman dilimlerinde destek dirençleri bulabilirsiniz. Buna göre gerekli işlemlere girebilirsiniz. Şimdi ben öncelikle 1 saatlik grafikte size bir şeyler göstermek istiyorum. Daha sonra büyük grafikleri de geçmiş olacağız. Öncelikle destek ve dirençler yatay da olabilir, dikey de olabilir. Yani çizmiş olduğunuz diagonal çizgilere göre de destek direnç belirlenebilir. %100 çalışır diye bir kaydı yoktur. Piyasa çeşitli durumlara göre reaksiyon verir. Siz de çizmiş olduğunuz destek dirençler yeri geldiğinde %100 çalışır. Yani noktasal çalışır. Çizdiğiniz noktanın destek noktasına dokunur ve geri döner. Siz de dersiniz ki evet desteğim çalıştı ve buradan iyi bir şekilde dönüş alabildim ya da direnç çalışır. Buradan da yine iyi bir şekilde satış yapma fırsatı size vermiş olur. Buna bağlı olarak ben şimdi size ufak tefek şeyler göstereceğim. Ondan sonra da mantığını kavrayıp en başından itibaren şu ana kadar öğrendiklerinizi birleştirdiğinizde bile destek dirençle sadece işleme girip para kazanabilirsiniz. Yine belli kurallara uyarak. Çünkü piyasada belli oranda buna reaksiyon verir. Dirençten döner, destekten döner. O noktalardan kurşununuzu attığınızda bile 3-5 dolar, 10 dolar, 50 dolar neyse bütçeniz ona göre kazanabilirsiniz. Şimdi mümkün mertebe direnç noktasına yani en son fiyatın döndüğü noktadan yani tepe noktadan dip noktalar üzerine çizimler yapacağız. Destek direnç noktası bulmak için. Mesela şu anda önümdeki ekranda saatlik ekranda şurada bir tepe noktası var. Dikkat ediyorsanız 1.25.80'lerden bir tepki yemiş. Yani grafik onun da şu anda gönlümde daha yüksek bir seviyesi yok. Şimdi çizim için trend çizgisini işaretliyorum. Şuradan bir nokta çiziyorum. Gördüğünüz gibi bir trend oluşturmak için yani bir destek direnç oluşturmak için bunu çiziyoruz. Şu noktası kapatayım. Gördüğünüz gibi tepelerden fitil veya mum kapanışlarından bu konuyu da açıklık getireyim. İsterseniz bu şekilde tamamen mum kapanışlarıyla bir direnç çizebilirsiniz. Gördüğünüz üzere buradan çektiğim zaman ve dikey bir şekilde böyle bir şey oluşturduğumda görüyorsunuz direkt bir kere temas etmiş, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas yani hep buradan tepkiyi yemiş ve oradan da aşağıya düşmüş. Keza yine burada yakında tepki yemiş. Burada bir kırma işlemi var. Sonra tekrar burayı test etmiş altını altı üstlü bir gidiş geliş var. Ondan sonra sert bir şekilde yukarı kırmış. Burada aşağıyı test etmiş. Genelde bu tarz kırılımlarda yani trendi kırıp aşağı yönlü trendi terse dönme durumlarında kırılımdan sonra
tekrardan aynı çizgiye testleri %80, %90 yaşarız. Genellikle traderlar bu kırılımlardan sonra burada trene binmek yerine trene burada binerler. Yani o testi beklerler. Testi yaptıktan sonra burada alımlarını gerçekleştirirler. Bu konuyu burada özellikle vurgulamak isterim. Gördüğünüz gibi de ondan sonra tekrardan yukarı bir çıkış görülebilir. Yani siz burada bu çizgiyi çizdiğinizde bunun kırıldığı noktayı bekleyip sonra test etmesini bekleyip test ettiği noktadan sonra mum kapanışında buradan trade işlemi yapabilirsiniz. Yani burada nasıl bir trade olabilir? Alış pozisyonu diyorum. Buraya tıklıyorum. Mesela buradan geçtik. Siz topunuzu nereye koyabilirsiniz? Şurada en son bölgede şurada bir fitil var. Bu fitilin az altına koyabilirsiniz. Yani en son düşük yaptığı yeri altına stopunuzu koyabilirsiniz. Hedefinizi ise buradan yukarı gidiş için şurada görüyorsunuz bir yüksek nokta var. O yüksek noktanın az altına koyabilirsiniz. Ben şimdi o noktayı daha sağlıklı görmeniz açısından şurayı işaretleyeyim. Görüyorsunuz. Şu noktanın yani burada yüksek yaptığı noktanın az altını yazıyorum. Yani beklentim şu. Bu buradan yukarı gitmiş ama ilk aşamada fiyatın buradaki yüksek yaptığı noktayı tekrar denemesi. Belki yine buradan tepki yiyecek. Burası sonuçta bir direnç olarak çalışmış. Gördüğünüz üzere burada bir yatay direnç söz konusu. Fiyat burada tepki yemiş, burada tepki yemiş, buralarda tepki yemiş. Dolayısıyla burası bir direnç olarak çalışıyor. Ama fiyat burada direkt yukarı gitmiş. Bir haber vasıtasıyla yukarı gitmişti hatırladığım kadarıyla o gün. Dolayısıyla böyle bir işleme girip buradan hedefe varabilirsiniz. Gördüğünüz gibi olay çok basit. Tepelerden bir direnç çiziyoruz. Trend çizgisi çiziyoruz aşağıya doğru ve kırılım yani er ya da geç bu düşeni kırıyor. Yani bir yerden bir dönüş yapıyor fiyat ve siz bu dönüşü yakalamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla yukarı kırılımında tekrar test ettiğinde testin olduğu yere siz emrinizi giriyorsunuz. Stopunuzu o en son yakın bir düşük noktasına koyuyorsunuz ve ondan sonra da işlemin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Bu şekilde işleminizi de yapabilirsiniz. Onun dışında bu çizgiyi başka bir noktayla da birleştirip bir üçgen formasyonu yaratabilirsiniz. Yani üçgen formasyonu arayabilirsiniz ya da başka formasyonlar arayabilirsiniz. Mesela şunu kaldıralım. Tepeden çizdiğiniz çizgiyi dipten de çizerek, diplerden çizerek bir şekil, bir olay yakalamaya çalışabilirsiniz. Mesela şuradaki diplerden çizdiğim zaman çok sağlıklı bir şey çıkmıyor. Çünkü çok fazla ihlal var. Dolayısıyla buradan sağlıklı bir şey çıkaramayız. Şuradaki dipten deneyebilirsiniz. Yine burada da belli başlı ihlaller var. İhlalden kastım şu, yani bu çizginin altına sarkıp sonra tekrar içeri girmesi bir ihlaldir. Şunu yapabilirsiniz, yani bu dipleri çizdiğiniz zaman burada bir kanal oluşturmuş oluyorsunuz. Daha önceki videoda da kanalların mantığını görmüştünüz. Bir kanal oluşturmuş olacaksınız. Bu arada bir noktaya bakacağım, müsaadenizle. Bu kanal aralığında kanalın alt bandına geçtiğinde buradan yine tepki amaçlı bir dönüş bekleyip yükseliş işlemine girebilirsiniz. Veya bu kanalın üst bandını yani burada çarptığı gibi çarptığını gördüğünüzde buradan
short pozisyonu, yani düşüş pozisyonu alabilirsiniz. Yani bu alanı trade edebilirsiniz. Buraya çarptığında buranın tekrar üstüne gelmesini, buradan buraya vardığında da aşağı düşmesini trade edebilirsiniz. Eğer tabii bu çizgileri doğru bir şekilde çizersiniz. Yani bu basit bir şekilde trade etmenin göstergesidir arkadaşlar. Bu çizgileri iyi bir şekilde çizdiniz. Ben burada sağlıklı bir şey çizemiyoruz. Alt tren çizemiyoruz ama üst tren çok sağlıklı. Çünkü ne kadar çok şu şekilde riayet etmiş, o noktada takılmış, tepki yemiş bir şey yakalarsanız, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta var. Yani şöyle bir çizgi olmaz mesela, bir destek olarak çalışmaz. Örnek olarak göstereyim. Şöyle çizdiğinizi varsayalım. Şu bir destek değildir arkadaşlar. Yani şurada tek bir çizgi var ve bu arası boş. Yani bunu bir direnç olarak gösteremezsiniz. Çünkü arada bir nokta yok. Yani fiyat bir kere test etmiş ve bunun bir direnç olarak çalıştığını ifade edemezsiniz. Çünkü teza hemen direkt bunu geçtikten sonra diğer mumu da kırmış. Farklı bir şekilde alttan da bunu çizebilirsiniz. Yani mümkün olduğunca çok fazla temas yakalamaya çalışacaksınız buradaki çizgilerde. Ve bu temaslar şurada gösterdiğim gibi çok fazla dışarı taşmayacak. Bu sizin çizmiş olduğunuz kanalın, desteğin veya direnç çizgisinin, trendinin sağlamlığını gösterir. Dolayısıyla da buna göre işlemlerinizi daha sağlıklı, daha başarı oranı yüksek bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz. Mesela yine bu vasıtayla şunu göstermiş olacağım. Mesela fiyat burada bir dip yapmış, görüyorsunuz. Sonra yukarı çıkmış, sonra bir dip daha yapmış ama bir alçak dip yapmış. Yani bir önceki dibin altına inmemiş. Sonra yine yukarı çıkmış, yine bir dip yapmış, yine bir alçak dip yapmış. Yani fiyat sürekli dipleri yükseliyor. Pardon, yüksek bir dip yapmış, alçak dip diyorum, yanlış ifade ettim. Yüksek dip yapmış ve bu şekilde bir yükselen kanal oluşturuyor. Sonuçta siz de buradaki durumdan yola çıkarak şu şekilde bir destek çizebilirsiniz. Bu desteğin sağlamlığını şu şekilde düşünün. Burada görüyorsunuz bir iki mum var. Burada da bir iki mum var. Görüyorsunuz burada bir fake bir kırılım söz konusu. Sonra tekrar yukarı atmış. Buradaki şu an az önce açılan mum da buraya kadar bir düşüş sergilemişti. Buradan yukarı çıkmış. Şu anda fiyat bu noktada. Gördüğünüz gibi bir destekle beraber yükseliş var. Görüyorsunuz. Keza burada bir kırılım olmuştu. Bir yükselen trend başlamıştı ve bu vesileyle siz eğer burada bir kırılım, bu trendin bitişini ve tekrardan aşağı düşüşünü takip etmek istediğinizde bu desteğin kırılmasını bekleyeceksiniz. Tamamen bunu fiyat atıyorum şöyle bir harekette bulunduğu zaman işte atıyorum buradan çarptı, tekrar döndü, böyle gitti. Sonra atıyorum şu trendi biraz daha yukarı çizelim. Sonra geldi trend diyelim dönme durumuna geldi ve burada kırıldı. Fiyat burada kırıldıktan sonra atıyorum şöyle bir test ediyor genellikle. Sonra işte burada az önce gösterdiğim gibi sonra tekrardan buradan düşüş gerçekleşebiliyor. Hani bunu kabaca çizdim. Yani 3 aşağı 5 yukarı hareketler bu şekilde oluyor. Yani siz buradan kırıldığı zaman yine bu çok aşağı gidiyor. Ben kaçırdım mantığıyla değil. Bunun test etmesini bekleyeceksiniz. Testi sırasında ya da şöyle bir şey var. Yani öncü göstergeler var. Fiyatın ne yöne gidebileceğine dair, bu desteği kırıp kırmayacağına dair öncü göstergeler var. Onlardan birisi de hali hazırda hemen göstereyim.
tane göstergemiz var. Göreceli güç endeksi. Teknik analizde traderların neredeyse %90'ının 95'inin kullandığı bir göstergedir göreceli güç endeksi. Ben az önce yanlışlıkla açmak yerine favorilerden sildim. Tekrardan açacağım. Evet. Nasıl arabada gazın devir gücü varsa bu da devir göstergesidir. Fiyat hareketlerinin güç endeksidir. Ve bizim genellikle bu tarz desteklerin kırılımları ne yönünde olacak? Bunu bize önceden haber vermesini sağlayan bir göstergemiz. Şimdi burada çizmiş olduğumuz desteğin aynısını buradan çiziyoruz. Gördüğünüz üzere. Bakın, fiyat burada olduğu gibi desteğe dokunmuş. Burada bir kırılım gerçekleşmiş. Keza buradaki desteğe gelmesi ve bu fiyatın bu aşağı hareketi, bu kırmızı mum bizim aşağı inebileceğimize dair bir gösterge, bir öncü gösterge halinde. Ama tekrardan içeri girmiş. Yani bu her daim %100 çalışıyor diye bir kaydı yok. Arkadaşlar her seferinde söylüyorum. Mümkün olduğunca başarı oranını artırmaya yönelik biz bunlara bakıyoruz. %100 çalışmıyor. Çalışsa zaten herkes bir şekilde zengin olur bu işten. Biz mümkün mertebe çok fazla çalışan şeyleri birleştirip bir şekilde zengin olmaya çalışacağız. Tekrar buradan görüyorsunuz içeri girdikten sonra yukarı gidiyor ve burada bir kırılım gerçekleşiyor. Yani normalde şu anda sizin fiyat aradan çizmiş olduğunuz desteğin çok uzağında bir noktadayız. Ama burada güç zayıflıyor. Yani bu düşüşten sonra zayıflıyor ve kırıyor. Burada bir yatay nokta oluşuyor. Yani fiyat tekrardan şu gücünü hızlı bir şekilde toplayamadığı için fiyat yatay bir seyir izliyor ve ondan sonra da düşüş gerçekleşiyor. Yani tekrardan buradan RSI yukarı gitmediği için siz buradan 1 saatlik mumda bu fiyatın düşüş göstereceğini tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla kelam bu desteğe indiğinde siz desteği beklemeden fiyatın burada düştüğünü öngörmüş olacaksınız. Arada ne kadar mesafe var? Hemen bakalım. Yani %0,40 gibi bir rakam ki 200 kaldıraç kullandığında %80'lik bir kar marjı. Size burada RSI göstergemiz yardımcı oluyor. Buradaki desteği kırdığı zaman da size işleme girme imkanı sağlıyor. Tam tersi direnç çizdiğiniz zaman yani tepeden direnç çiziyorsunuz. Bir tane şeyi noktası buluyorsunuz. Keza aynı şekilde burada da yine bir direnç çizdiğiniz zaman görüyorsunuz. Siz normal şartlarda burada işleme girersiniz. Ama RSI size şu mumda bunu kırdığı zaman saat 4 Ekim 7 mumu diyor. Yani şu mumda diyor ki ben güçleniyorum arkadaş. Kırıyorum, gideceğim. Yükseleceğim mesajını burada veriyor. Yani siz saat 7 mumunda 1.23 31'deyken 30 rakamındayken işlemi burası daha kırmadan girebiliyorsunuz. Benim az önce bahsetmiş olduğum şu ilk gösterdiğim işleme girme şekli basit. Hiçbir indikatör kullanmadan sadece destek direnç çizerek girebileceğiniz bir işlem. Ama RSI kullanarak bu şekilde bir indikatörle ikinci kademeye geçip bu destekle bir mum ya da iki mum daha önceden işleme girme, fiyata daha erkenden davranma şansına sahip oluyorsunuz. Böyle de bir göstergemiz var. Ve buna göre de işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi bunlar göstermiş olduğum dip ve tepelerden çekilen diagonal çizgilerin göstermiş olduğu destek dirençler. Sadece bu şekilde mi var? Değil tabii ki. Destek dirençler yatay olarak da çok ciddi çalışır arkadaşlar. Şimdi ben bu hepsini temizleyeyim. 3 aşağı 5 yukarı göstereceğim şeylerde yatay destek ve dirençlerinde etkili çalıştığını göreceksiniz. Şimdi en basit örneğiyle şurada şimdi özellikle yatay çizgiyi hemen alayım. Görüyorsunuz fiyatın belli noktalarda takılıp aşağı düştüğü yerler var. Bu yerler burada daha önceden fiyatın ulaştığı ki çok fazla dolaşır. Dolaşmıştır. 2015'te belki 1.23-300'lerdedir İngiliz sterlini ve bu noktalar belli matematik oranlarıyla çalışırlar. Mesela burada bir dip var görüyorsunuz. Sonra yukarı çıkmış. Yani bu dibi mesela bir destek olarak düşünebilirsiniz. Görüyorsunuz. Burada düşüş gerçekleştiğinde burası yatay bir destek olarak çalışmış. Sonra dayanamamış, kırmış ve sert bir iniş gerçekleşmiş. Fiyat tekrar aşağıdan böyle görüyorsunuz dolaşmış. Tekrar o noktaya geldiğinde görüyorsunuz. Ne kadar ilginç değil mi? Aynı noktaya çarpmış. Yani yatayda bakın ben bu örneği bu videoyu çekmeden önce çalışmadım. Sadece kabaca bir tane nokta belirledim şu anda doğaçlama. Çizdim bunu yatay olarak. Ve ne hikmettir ki bu yatay çizgi burada çarpmış. Ve buradan tepki yemiş. Sonra tekrardan yukarı gidiyor. Ve burada kırıyor. Kırdıktan sonra da yukarı hareketini gerçekleştiriyor. Tekrar aşağı indiğinde de burası yine bir şekilde destek olarak çalışıyor. Yani bu noktaların, rakamların hepsinin bir anlamı var. Yeri geldiğinde destek olurlar, yeri geldiğinde direnç olarak çalışırlar. Ve siz bu rakamları 3 aşağı 5 yukarı bildiğinizde, gördüğünüzde altında veya üstünde bu rakamlarda ne hareketler gelebileceğini göreceksiniz ve ona göre işlem almış olacaksınız. Mesela görüyorsunuz aynı nokta burada yine destek olarak çalışmış. 2-3 mum dayanmış ama ondan sonra yine kırılım gerçekleşmiş. Tekrar yukarı tepki vermek istediğinde yine buradan bu alandan tepkiymiş ve ondan sonra aşağı düşmüş. Görüyorsunuz yine burası ilk başta tepki olarak çalışmış. Şu mumda bir yükseliş geldi. Bir veri açıklandı Amerika'da. Amerika'da açıklanan veri kötü gelince dolar değer kaybedince yukarı çıktı. Ve tekrardan aslında veri olmasa ne olurdu sorusunun cevabı olarak doğal süreciyle aşağı indi. Şimdi tekrardan yukarı gittiği zaman burası net bir direnç olarak çalışacak. Geçecek mi geçmeyecek mi göreceğiz. Dolayısıyla destek ve dirençleri ilk önce çizmiş olduğum videoda çizmiş olduğum videonun başında çizmiş olduğum şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde yatayda kullanabilirsiniz. Ve buna göre de işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Destek ve direnç için gösterebileceğim kabaca şeyler bunlar. Temel analizle beraber teknik analizin en basit olayı budur. Bunları ilk başta çizeceksiniz. Çizdikten sonra destek ve dirençlerin işleme girerken, stop belirlerken, riskinizi yönetirken en önemli argüman olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Mümkün olduğunca çizin. Bununla beraber RSI göstergesini açarak RSI'yla da bir destek direnç çizin aynı şekilde. Ve mümkün mertebe acaba ben burada işleme girerken nerede işleme girebilirdim sorusunun cevabını arayabilirsiniz. Buna göre de mümkün mertebe başarı oranınızı artırmış olacaksınız. Son bir şey daha göstereceğim. Mesela bir
yine bir destek direnç noktası oluşturalım. Bunun için bir daha büyük bir zaman dilimine geçmek istiyorum. Görüyorsunuz, az önce bahsettiğim yer şurada, şurayı çizmiştim. Evet, 17 Temmuz aynı tarihmiş. Görüyorsunuz ne kadar ilginç değil mi? Şu nokta 3 Ocak benim için şu mumun olduğu saat hayatımın en ilginç 10 anlarından biriydi. O gün çok ilginç şeyler olmuştu. Ve de İngiliz Pound'u 5 dakika içinde böyle bir hareket yapmıştım. Görüyorsunuz hareket yaptığı zaman böyle bir yere takılmış. Burası ciddi bir destek noktası oluşmuş. O da destek noktası. Gelmiş Temmuz ayında burada çalışmış. Burada çalışmış. Sonra burada direnç olarak çalışmış. Ve aynı şekilde o da nokta kritik bir seviye olarak önümüzde sürekli çıkıyor. Görüyorsunuz yılları geriye aldığımızda grafikleri bu noktanın çalıştığını görüyorsunuz. Şimdi ben size son bir şey daha göstereceğim. Destek ve dirençlerde büyük noktalarda çizmiş olduğunuz şeylerin uzun vadede ilginç bir şekilde önünüze çıktığını göreceksiniz. Nasıl göreceksiniz? Hemen göstereyim. Saat 4 saatlik bir grafik. Ya da şu günlük haftalık grafiklerimden eğer göreceksem bakabilirsem bir saniye. Ha evet. Şimdi ben şeyleri temizleyeyim. Gördüğünüz üzere böyle bir destek var. Aralık ayından itibaren çizilmiş. Şurada bir ihlal var. O da onun da sebebi zaten bahsettiğim az önceki olay. Ondan sonra burada görüyorsunuz destekten yukarı fırlamış. Yine burada destekler var. İhlaller var ama muhtemelen bu günlük grafik olduğu için aynen günlük grafikten çizildiği için o 4 saatlik ihlalleri görüyorsunuz. Ve bu destek burası kırıldıktan sonra tekrar yukarı gittiğinde burada net bir direnç olarak çalışmış ve fiyat buradan dönüyor. Yani bu çizgi yukarı gittiğinde yarın bir gün pound yukarı çıktığında atıyorum şöyle bir hareket yaptı. Örnek olarak göstereceğim. Şöyle bir hareket yaptı, gitti gitti. En son diyelim 1.43'e geldi. 23 Aralık 2019'da gelir buraya çarpar arkadaşlar. Yani burası direnç olarak çalışır. Daha önce gelirse burası çalışır. Daha sonra gelirse şöyle yapalım. Daha sonra gelirse buralarda çarpar. Yani bu çizgileri çizdiğiniz zaman uzattığınız zaman bir şekilde bir noktada bunların çalıştığını göreceksiniz. Bunun bir şeyi yok. Alameti farikası çok fazla yok. Bu tamamen bütün paritelerin belli bir matematikte sürekli bunu vurguluyorum. İlerlediğinin bir kanıtı. Haberler oluyor. Haberler çıktığında fiyatlar çok absürt bir şekilde aşağı yukarı gidiyor ama bir şekilde tekrardan yönünü olması gereken noktayı buluyor. Dolayısıyla da siz bu noktaları iyi çizdiğiniz zaman, bu destek direnç noktalarını iyi tespit ettiğiniz zaman ve ona göre de genelde kural şudur teknik analizde. Dirençte sat, destekte al. Alım için, alım için ve satım için kesinlikle acele etme. İlla ki bir nokta bulunur. Günlük grafikte de bulursunuz. Saatlikte de bulursunuz. 5 dakikalık da bile bulursunuz. 5 dakikalık bir grafiğe başlayalım mesela. Size şuradan göstereyim 5 dakikalık grafikte. Mesela şurada şöyle bir hareket var. Şunu da kaldırayım.
5 dakikalık işlem yapmaya çalışıyorsunuz. Bilgisayar başındasınız. Şuradan bir üçgen formasyonu yaratmaya çalışacağım. Çok sağlıklı değil. Çünkü bir temas var, iki temas var. Ama şurada bir temas olsa sağlıklı bir üçgen yapısı diyecektim ama maalesef yok. 5 dakikalık grafiklerde çok olmayabiliyor. Şöyle çizelim. Yine bu da aynı şekilde çok sağlıklı değil. Kaldı ki burada aşağıya kırıyor. Ya da sağlıklı olmasını sağlamak için birden fazla nokta, yani şu şekilde bir nokta bulacaksınız. Ondan sonra çizdiğinizde, bakın ben şöyle bir şey çizdim. Bunu kırılımlarında, aşağı ya da yukarı kırılımlarında işleme girebilirsiniz. Mesela burada aşağı kırıldığında bir short işlemi, yukarı tekrar girdiğinde bu fiyatın buraya gideceğini düşünerekten bir long işlemi düşünebilirsiniz. Bu şekilde çizimlerinizi yapabilirsiniz. Şu anda çok sağlıklı bir çizim olmadı 5 dakikalık grafik olduğu için ama sadece temel mantığını anlatmaya çalıştım. Dip noktalardan destek, tepe noktalardan direnç çiziyorsunuz. Bir yapı oluşuyor. O yapıda o destek ve direncin kırılım noktalarında ya da alt ve üst noktalarına değdiğinde dönüş hissiyatında da göre buradan dönebilir dediğiniz durumunda aşağıya belli bir stop rakamı belirleyip işleme girebilirsiniz ya da burada da yukarı belli bir stop rakamı belirleyerek işleme girip işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz mesela 5 dakikalık ben bunu çizdim. Sürekli burada takılıyor fiyat. Bunun üstüne çıkarsa yürüyecek yukarı. Çıkmazsa buradan tekrardan şöyle bir salınım, aşağıya salınım görebiliriz. Şöyle. Sonra buradan tekrardan yukarı gidebilir. Bu şekilde fiyat hareketleri 3 aşağı 5 yukarı oluşuyor. Siz de buradan mümkün mertebe bu destek dirençleri çizerek tahmininde bulunabilirsiniz. Mümkün olduğunca pratik yapmaya çalışın bunlarla ilgili. Varsa ilgilendiğiniz veya önünüzde görmüş olduğunuz teknik analiz videoları dikkat ederseniz ben hazırdaki videoları paylaşmak istemiyorum size. Çok fazla detaylı anlatanlar ve farklı şekilde anlatanlar var. Mümkün olduğunca basite ilgin gelmiş haliyle size yol almaya çalışacağım. Ama merak ediyorsanız izleyebilirsiniz hepsini. Bir şeyler ekstradan katmak istiyorsanız izleyebilirsiniz. Çok da hani şey bir durum yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.